Kıymetli milletvekilleri, 28. dönem hepimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hayırlara vesile olsun, memleketimize hayırlı olsun. Efendim, alev. Çapraza doğru. Sayın Başkan, bunu da söyleyeyim. Buradayız. Kutunuzu teslim aldınız bugün. Evet. Neler söylemek istersiniz? Neler hissediyorsunuz? Öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Hem Bursa halkımıza hem ülkemize. Tabii 14 Mayıs'ta önemli bir demokrasi imtihanı verdi ülkemiz ve başarılı bir şekilde bu dönemeci geçmiş olduk. Tabii Cumhur İttifakı olarak parlamentoda çoğunluğu elde etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah 28 Mayıs'ta da Sayın Cumhurbaşkanımız daha güçlü bir şekilde seçip artık Türkiye yüzünün başlangıcında hızlı bir şekilde yol yürümeyi arzu ediyoruz. Bizler de 28. dönem milletvekilleri olarak bugün mazbatalarımızı teslim almış olduk. İnşallah önümüzdeki haftada yemin töreninden sonra hem Bursa'mıza hem ülkemize inşallah hizmet etmeye başlamış olacağız. Tabii benim açımdan ikinci bir dönem olmuş oluyor milletvekili olarak. Bu anlamda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yine halkımızla birlikte Bursa'nın beklentileri, ihtiyaçları noktasında milletvekili arkadaşlarımızla, değerli bakanlarımızla birlikte canla başla mücadele etmeye devam edeceğiz. Ben tekrar bu seçimlerin ve pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerin ülkemize, Bursa'mıza hayırlar getirmesini diliyorum. Öncelikle hayırlı olsun. Mazbatanızı teslim aldınız. Evet, 28. dönem milletvekili olarak Bursa'yı temsil edeceksiniz. Neler söylemek istersiniz? Neler hissediyorsunuz? Tabii gerçekten çok mutlu bir gün. Sevinçliyiz. Aynı zamanda benim için 32 yıldan beri Bursa'da serbest avukatlık yapan birisi olarak bugün adliyeye bu şekilde girmek de ayrı bir sevinç kaynağı. Mutluyuz. İnşallah güzel bir seçim süreci geçirdik 14 Mayıs itibariyle. Demokrasi anlamında, katılımcı demokrasi anlamında gerçekten ilgi güzeldi. Vatandaşlarımız bireysel siyasi tercihlerini yaptılar. Sağduyulu bir seçimdi. O anlamda sonuçları itibariyle de inşallah Bursa'mıza, ülkemize hayırlı olsun ama tüm dünyaya örnek olacak bir seçimdi katılımcı noktasında. 28 Mayıs seçimlerine de artık bir gün kaldı diyebiliriz. Pazar günü de 2023. Cumhurbaşkanı adayı belirlenecek. Evet. Bununla alakalı söylemek istediğiniz bir şey var mı seçim süreciyle? Tabii insanımız ilk etapta 14 Mayıs'ta seçim sonucunda bir mesaj verdi. Dedi ki parlamenter sistem noktasında tartışmayı sonlandırıyorum. Başkanlık sistemi şeklinde Türkiye yoluna devam edecek. Çünkü Cumhur İttifakı anlamında 323 milletvekilimiz de biz buradan bu sonucun çıkmasının doğal olduğunu düşünüyoruz. 28 Mayıs'ta da özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi 2 haftadan beri bizim de sahada çalıştığımız bir süreç. Ben bu anlamda gerek sağduyunun hakim olması gerekse özellikle 14 Mayıs öncesi ve 14 Mayıs sonrası gelişen olayları Bursalı hemşehrilerimizin çok doğru bir şekilde analiz edeceğine inanıyorum. İnşallah o konuda da başarıyla çıkacağız ve koalisyonsuz Cumhurbaşkanı ve meclisin hakim olduğu bir sistemde 5 yıl süreyle Bursa'mıza, ülkemize hizmet edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hayırlı olsun. Ben tüm milletvekili arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Hepsine hayırlı olsun. Size de kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. 28. dönemde de Bursa'nın milletvekili olarak mecliste devam edeceksiniz. Neler söylemek istersiniz? Bugün mazbatayı da teslim aldınız. Öncelikle tüm Bursalı vatandaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Bizlere teveccüh gösterdiler ve bir kez daha Bursa'mıza hizmet etmek için milletvekili olduk. Onların destekleriyle beraber 21 yıldır AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Bursa'mıza sayısız eserler kazandırdık. Ve bu eserler neticesiyle, bu eserlerin gelecek yansımasıyla güçlü Türkiye'yi hep vatandaşımızla anlattık. 50 gündür sokakta birebir vatandaşımızla Bursa'mızın tüm köşelerinde, tüm noktalarında bulunarak tüm Bursalı hemşehrilerimizle bir araya geldik ve güzel bir şekilde seçim sürecimizi gerçekleştirdik. Onların büyük desteklerini aldık. İnşallah 28 Mayıs'ta da güzel bir sonuç bizi bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle Türkiye kutlu yürüyüşüne devam edecek ve kalkınan Türkiye'nin mimarı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızla beraber inşallah
Türkiye'mize, Bursa'mıza güzel eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür son ederiz. Olarak bir soru daha sormak istiyorum. Saha çalışmalarınız sizin de tüm hızıyla devam ediyor AK Parti olarak Bursa'da. Vatandaşların sizlere yönelttiği en büyük sorun nedir? Bu sorunun üzerine mecliste ne kadar gidilecek? Milletvekili olarak neler yapacaksınız? Bir yol haritanız var mı? Belirlediniz mi? AK Parti olarak biz hep milletimizin sesine kulak vermiş bir kadro olarak, Cumhur İttifakı olarak biz inşallah önümüzdeki 5 yılın planlamasını şu anda 50 gün boyunca vatandaşımızdan aldığımız bilgilendirmeler, onların bakış açıları ve geleceğe dair Bursa ile alakalı, Türkiye ile alakalı kafasındaki ne var ne yok bütün düşünceleri bizlere aktardıkları için bizler onları yol haritamız olarak görüyoruz ve inşallah onlarla beraber yürüyüşümüze devam edeceğiz.